أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Şairin şu duasıyla bismillah edelim, başlayalım bugün. Ya ilahi senden bir dileğim var. Kapından sürüp de dara düşürme. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu giryana hara düşürme. Cenab-ı Hak içerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının hürmetine oruçlarımızı bizden kabul eylesin. Cenab-ı Hak bizi zatına layık kul eylesin. Kıymetli izleyiciler, bu akşamda iftara doğru programıyla karşınızdayız. Çok değerli bir misafirimizle, aziz bir konuğumuzla sizlerle birlikte hanelerinize misafir oluyoruz. Efendim bugün Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Lütfullah Cebeci hocamızla birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyettesiniz inşallah hocam. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Hocamızın sohbeti cana şifadır, derde safadır inşallah. Bugün hocamla güzel bir konu üzerinde sohbet edip söylediklerinden istifade edeceğiz inşallah. Efendim istiazeyi konuşacağız. Yani eûzu besmeleyi konuşacağız. Eûzu besmelenin önemini konuşacağız. Niye bizim için bu kadar değerli, kıymetli? Kur'an bu konuda ne diyor? Hazreti Peygamber ne söylemiş? Müminler bununla bunu söylerken hangi güvence altına giriyor? Bütün bunları kıymetli hocamdan dinleyeceğiz inşallah. Evet. Muhterem efendim, istiaze. İsterseniz buradan yol bulalım, evet. Başlayalım inşallah. Evet. Tabii istiaze deyince genelde insanlarımız bunu tam bilmeyebilir. Bu biraz daha teknik bir tabirdir. Evet. Euzu besmele dersek herkesin bildiği bir ifadeyi kullanmış oluruz. Euzu besmele deyince de yine herkesin bildiği gibi Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim mi kastetmiş oluyoruz. Evet. Ki bu ifade bizim devamlı her işimizin başında söylediğimiz, yürürken, otururken, kalkarken, bir kapıyı açarken, evden çıkarken, yemek yerken, bir şey içerken, velhasıl hayatımızda her bir işi yaparken kullandığımız bir İslami semboldür. İslam'ın önemli cümlelerinden bir tanesidir. Bunun besmele kısmı Kur'an-ı Kerim'de, Euzu kısmı, Euzu billahi mineşşeytanirracim kısmı bu şekliyle de Peygamberimizde, yani hadislerde yer alan bir şeydir. Resulullah Aleyhisselam bize, ümmete bunu bu şekilde söylemeyi emretmiştir, öğretmiştir. Şimdi bir, önce birinci cümleyi ele alalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kur'an-ı Kerim birçok ayet-i kerimede Allah'a sığının. Festaiz billahi mineşşeytanirracim ayeti mesela, evet. Hocam ilk akla geldi. Bu emir o. Yani bu emrin gereği olarak da biz Euzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki lanetli olan, mel'un olan, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığının. Evet. Diyor. Biz de Euzu billahi mineşşeytanirracim. O racim olan, mel'un olan, en baş düşmanımız olan şeytanın şerrinden
Allah'a sığınıyoruz diyoruz. Bu bir daima uyanık olun, müteyakkız olun emri midir aynı zamanda hocam? Bunun içinde birçok şey var. Tabii uyanık olmak dediğin gibi önemli unsurlarından birisi bunun. Burada dört unsur var aslında. Bir sığınma işi var. Evet hocam. Bir sığınan kul var. Evet hocam. Bir kendisine sığınılan Allah var. Evet efendim. Bir de kendisinden sığınılan şeytan var. Evet efendim. Sığınma tehlike ile ilgilidir. Uyanıklık dediniz ya. Evet. Bir tehlike var. Tehlikeden korunmak için kendinizi garanti altına almak istiyorsunuz. Büyük bir tehlike var. Bu tehlikenin kaynağı şeytan. Tehlikeyle yüz yüze olan insan. Evet. Sığınabileceği yegane yer de Cenab-ı Allah. Dolayısıyla burada şeytanın bizim için ifade ettiği tehlikeyi önce ele almak gerekirse, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede de ifade buyurduğu gibi, bizim en büyük düşmanımız şeytandır. Çünkü düşman ne demek? Size zarar verecek olan demektir. Değişik düşmanlarımız vardır. Zararının büyüklüğüne göre de düşmanlığının büyüklüğü, küçüklüğü söz konusudur. Evet hocam. En büyük zararı verebilecek olan düşman en büyük düşmandır. Doğru. Bu istiaze bize öncelikle şunu öğretiyor. Size gelecek en büyük zarar şeytandan gelir. Dolayısıyla ona karşı uyanık olun, tedbirli olun. Oradan gelecek tehlikeye karşı da kendinizi garantiye alın, bir sığınağa girin. Sizi bu tehlikeye karşı ancak koruyabilecek olan Allah'tır. Dolayısıyla Allah'a sığının. Şeytanın bizim için ifade ettiği tehlike nedir? Şeytan bize hangi zararı vermek istiyor? Evet hocam. Şeytanın bize vermek istediği zarar en kısa yol ile söylemek gerekirse bizim imanımıza tasallut ediyor. İmanımızı almak istiyor şeytan. Yani bir diğer ifadeyle anlatmak gerekirse ahirette cennetimizi elimizden almak istiyor. Evet hocam. Şeytan bizim cennete girmemize engel olmak için elinden gelen her şeyi yapan bir düşmandır. Bundan daha büyük bir düşmanlık da olamaz bir insan için. Bundan daha büyük bir zarar yoktur. Evet. Yani bir insanın dünyada karşılaşabileceği çok zararlar olabilir. Maddi ve manevi, küçük ve büyük birçok zararlar olabilir. Bu zararların hepsi geçicidir. Evet hocam. Ama esas büyük zarar cennetten olmaktır. Sizi cennetten edecek zarar, sizi cehenneme götürecek zarar en büyük zarardır. Şeytan racim diye sıfatlandırılmış ya. Kovulmuş, racim, kovulmuş, lanetlenmiş, melun anlamında aynı zamanda Allah'ın rahmetinden kovulmuş demektir. Allah'ın rahmetinden kovulmuş demek cennete giremeyecek, ebedi olarak cehennemde kalacak demektir. Allah'a isyan etmiştir, baş kaldırmıştır. Tevbe etmemiştir. Evet efendim. İsyanında ısrar etmiştir, diretmiştir. Allah'a meydan okumuştur. Kibrinden dolayı da bu meydan okumasından dolayı da Cenab-ı Allah onu sonsuz olan rahmetinden de kovmuştur. Evet. Şimdi kendi cehenneme mahkum olunca en büyük düşmanı da Hazreti Adem ve onun soyu olunca evet, sizin yüzünüzden oldu diye şimdi o ben nasıl cehennemlik olduysam sizi de cehennemlik edeceğim diyor. Evet. Onun için gizli açık birçok hile ve desiseyle bizi cehenneme mahkum etmek için uğraşıyor. Dolayısıyla en büyük tehlike şeytandan gelecek olan tehlikedir. Onun için biz Allah'a sığınırız. Çünkü bu büyük bir tehlike olduğu için bizi ancak Allah bundan koruyabilir. Ve Cenab-ı Hak da bu ayeti kerime ve benzerleriyle yani festaiz billah ifadesiyle bu büyük düşmana karşı her an uyanık olun. Size ancak ben yardım edebilirim. Evet. Evet. Haddinizi de bilin demiş tabiri var. Değil evet mi hocam? Tabii. Tabii Allah'a sığınmak deyince sadece lafta olan bir şey değil. Bunu cümle olarak söylüyoruz evet, ama aynı zamanda biz imanımızla Allah'ın emirlerini, yasaklarını yerine getirmemiz de
bu sığınmanın gereklerini yapmış oluyoruz. Çünkü onlar bize şeytana karşı bir zırh oluşturuyor, bir engel oluşturuyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim de söylenecek birçok şeyler var ama özet bu kadarla bunu geçeyim. Besmele'ye geçelim çünkü o da önemli. Evet efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet bu form, bu şekil ile ayet olarak yer alır. İnnehu min Süleymana, innehu bismillahirrahmanirrahim. Neml suresinde. Her Neml suresinin ortasında yer alır. Her surenin de başında yine besmele olarak yazılır. Sure başlarındaki besmeleler her biri o surenin birinci ayet midir, değil midir gibi tartışma. Orayı geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile diye tercüme edebileceğimiz bir cümledir. Ve dikkat ederseniz bu cümle tam olmayan bir cümledir. Yüklemi yoktur yani. Evet. Yani Allah'ın adı ile nokta nokta nokta. Orası noktalıdır. Yani Allah'ın adı ile başlarım, Allah'ın adı ile yürürüm, Allah'ın adı ile yerim, Allah'ın adı ile yatarım. Kalkarım, içerim, keserim. Yani. Şimdi o nokta nokta olan kısmı siz yaptığınız fiille dolduruyorsunuz. Eyvallah. Eyvallah hocam. Yani şimdi insanlarımız ya bu cümle niye yarım diye düşünebilir. Manasını bilmeden kullanıyoruz ama birçok insanımız açısından söylüyorum. Manasını bilince de ya bunun anlamı nedir? Yani bu henüz tamamlanmamış bir cümle. O cümleyi tamamlayan senin fiilin, eylemin, yaptığın iştir yani. Dolayısıyla mesela yemek yerken Bismillahirrahmanirrahim diyorsan şunu demiş oluyorsun. Akülü Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Allah'ın, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile yiyorum. Allah'ın adıyla içiyorum. Suyumu içiyorum, şerbetimi içiyorum. Allah'ın adı ile yürüyorum. Allah'ın adı ile evleniyorum. Allah'ın adıyla dükkanımı açıyorum. Alıyorum, satıyorum, gidiyorum. Yani hayatımızda meşru olan ne kadar fiil varsa hepsi bu besmelenin başındadır. Meşru olan diyorum evet. Dikkat edersen. Yani dinin izin verdiği fiiller bu şu demektir. Biz ancak dinin izin verdiği fiilleri yaparız. Evet. Kitabımızın, Allah'ımızın, peygamberimizin yapabilirsiniz dediklerini yaparız ve onları yaparken de Bismillahirrahmanirrahim deriz. Bu ifadenin insanın halifeliği ile son derece önemli bir irtibatı vardır. Evet hocam. Çünkü Cenab-ı Allah hani Bakara suresi 31. ayeti kerimede meleklere ben bir halife yaratacağım diye Hazreti Adem aleyhisselamın yaratılışını haber vermişti. Halife ne demek? Halife bir başkasının yerine onun yetkilerini kullanan, başkasının adını hareket eden demektir. Evet. Burada Hazreti Adem aleyhisselamın halife oluşu Allah'ın halifesi anlamındadır. Başka yorumlar var ama bunun meşhur mantıklı yorumu budur aslında. Evet. Yani Cenab-ı Allah meleklere diyor ki ben yeryüzünde benim halifem olacak, benim adıma hareket edecek olan, yetkilerini benden alacak olan, hareket sınırlarını benim belirleyeceğim ve belirlediğim sınırlar dahilinde hareket edecek olan bir varlık yaratacağım diyor. Ve Hazreti Adem'i yaratıyor. Hazreti Adem sadece Hazreti Adem değildir. Hazreti Adem soyuyla, zürriyetiyle birliktedir. Yani Beni Adem de o halifeliğin devamını temsil eder. Kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla. Her doğan insan yeryüzünde Cenab-ı Allah'ın halifesi olarak doğar. Evet hocam. Dolayısıyla biz besmele çektiğimizde bir bakıma bunu hatırlamış ve hatırlatmış oluyoruz. Hep verdiğim bir örnek vardır. Daha net anlaşılsın diye insanların da bildiği bir örnek. Onun üzerinden bunu örneklendirelim isterseniz. Mesela bir polis, bir jandarma, bir bekçi, bir asker suçlu birisini durdururken
silahını çektiğinde, ona doğrulttuğunda ne der? Eller yukarı der. Yok, teslim ol der, ama teslim ol der. Niye, ne teslim ol? Niye, nasıl? Kanun namına teslim ol. Kanun namına teslim ol der. Doğru. Nam, Farsça isim demek. Evet, evet. Kanun adına yani. Evet. Kanun adına teslim ol demek. Evet. Bismil kanun demektir bu bak. Bismillah gibi bir ifadedir bu. Evet efendim. Bu şu demektir. Ben yetkimi kanundan alıyorum demektir. Tamam. Ben filan insan, falan insan, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin olarak sana dur demiyorum. Kanun olarak sana dur diyorum. Çünkü kanun bana bir yetki vermiş diyor yani. Evet, doğru. Dolayısıyla bu ifade onun yetkisini nereden aldığını ifade ediyor. Bismillahirrahmanirrahim ifadesi aynen bunun gibi bir ifadedir. Dolayısıyla insan Bismillahirrahmanirrahim dediğinde ben insanoğlu olarak aciz, hiçbir şeye sahip olmayan bir varlığım. Kendi kendimi meydana getirmedim. Bu dünyadaki imkanları ben meydana getirmedim, ben yaratmadım. Bunların bir sahibi var. Benim de sahibim var. Benim ve bunların sahibi beni bunlar üzerinde yetkili kıldı. Ve ben bu görev ve sorumluluklarımın bilincindeyim. Evet, ve bunun bilincindeyim. Yani ben kendi adıma hareket etmiyorum. Tamam. Kendi adıma hareket etmediğim için de yetkiyi bana veren hangi sınırlar çizmişse, hududullah diyoruz ya, Allah'ın çizdiği sınırlar, hangi sınırlar çizmişse o sınırlar dahilinde hareket ediyorum. Evet. Onun için biraz önce bir şey dedim. Meşru olan, evet, yani dinin izin verdiği fiillere besmele çeker. Doğru. Onun için mesela biz su içerken Bismillahirrahmanirrahim deriz. Çünkü dinimiz bize su içme yetkisini vermiştir. Evet. Ama içki içerek içerken Bismillahirrahmanirrahim demeyiz. Çünkü şeytani böyle bir işten dolayı. Evet, bu yetkiyi Allah bize vermemiştir. Evet. Aslında biz zaten bunu yapmayız, yapmamalıyız. Yapsak bile Bismillah diyerek yapmayız mesela. Evet. Değil mi? Yani mesela bir hayvanı boğazlarken, keserken, evet, Bismillah deriz mesela. Evet. Yani bunu kesiyorum demektir. Bu aynı zamanda şu demektir. Bu hayvan da bir candır, ben de bir canım. Ama ona bu canı veren, bana bu canı alma yetkisi vermiştir. Eğer bu yetkiyi vermeseydi, yaratıcı, alemlerin Rabbi, yüce Rabbimiz, bu yetkiyi vermeseydi, benim bu hayvanı kesmem zulüm olurdu. Evet. Hakkım olmayan bir şeyi yapmış olurdum. Onun için bu yani son derece önemli bir şeydir. Yani insanın halifeliğini ortaya koyan önemli bir şeydir. O yüzden her Müslüman Bismillahirrahmanirrahim dediğinde bunu hatırlamalıdır. Hocam bir kulluk bilinci de inşa etmiyor mu? Tamamen onunla ilgilidir. Yani ben onun kuluyum. Evet. Efendimin kölesi kulu olarak hareket ediyorum. Evet. Ve bunun dışında, bu sınırların dışında hareket etmem. Bu bilinç, evet, içerisindeyim. Evet. Etmemeliyim. Evet. Etmem, bizi etmem, her an zinde tutan, evet, bir tabii durum. Bu şuurla, besmele bu şuurla söylendiği zaman, evet, insana devamlı kendisinin acizliğini, Allah'ın kulu olduğunu, gerçekte hiçbir şeye sahip olmadığını, hep sahip olduğu şeylerin Allah Teala tarafından kendisine verildiğini, emrine musahhar kılındığını, amade kılındığını söylemiş oluyor, hatırlamış oluyor. Evet. Dünyanın anlamını, kendinin anlamını zinde bir şekilde zihninde tutmuş oluyor. Bu bir şuur halidir. Yani biz her ne kadar besmeleyi genelde bu şuurla söylemiyorsak da söylemeliyiz. Evet efendim. Yani bunu ihmal etmemeli, bu mana ile besmele çekmeliyiz. Hocam eskiden ben hatırlarım, rahmetli babaannem her işinde besmelesiz başlamazdı. Hı. Mutlaka her işinde besmele olurdu. Ve besmele her işi bereketlendirir oğlum derdi. Hı. Hamur yapacak, besmeleyle başlardı. Süt peynir yapacak, besmeleyle başlardı. Hani meşhur bir hadis-i şerif var ya, külle emrin zibalin lem yu'te bil besmeleti fehu ebter. Evet.
Her önemli, ciddi iş eğer besmele ile başlamıyorsa o kesiktir, ebterdir. Kopuktur. Kopuktur, kesiktir, güdüktür. Sonuçlanmaz. Evet. İstediğiniz sonuca ulaşmaz. İşte hamur yaparsanız bereketlenmez. Evet. Onu yiyen de bereket olmaz. Kestiğiniz hayvanı besmele ile kesmezseniz zaten yenmez. Hocam bir de burada bir naz var mı mesela? Bismillahirrahmanirrahim dedim. Yolculuğa çıktım. Allah'ım ben besmele ile başladım. Kendimi de, arabamı da, ailemi de sana teslim ettim. Artık bundan sonra şan senin. O teslim kısmı euzu kısmında. Onu beraber hocam söylüyoruz ya. Yani. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Orada da var hocam. Orada evet, sığınma var. Evet. Ama burada da sığınmanın verdiği bir rahatlık var sanki. Evet. Artık ben sana teslim oldum. Senin adınla da başladım. Ne yaparsan yap. Evet. Bir rahatlık da var sanki burada. Elbette yani bu sonuçta insanın imanını, hayata bakışını ortaya koyan önemli bir şey yani. Evet hocam, Cenab-ı Hak besmelesiz geçirdiğimiz her bir günün ne kadar kayıp bir gün olduğumuzu bize aslında ayet-i kerimeyle de ortaya koymuş oluyor. İçerisinde bulunduğumuz mübarek aylarda besmeleyi dilimize pelesenk etmek, yani dilimizi besmeleye alıştırmak için bir fırsat ayı. Bu anlamda neler söyleyelim hocam? Yani sırf bu ay değil. Tabii bizim, ki değil ama hocam bir başlangıç olsun. Bizim hayatımızın tamamı besmeledir aslında. Evet hocam. Şimdi eski alimlerin, sen de bilirsin, şöyle meşhur bir ifadesi vardır. Denir ki Kur'an-ı Kerim'in tamamı Fatiha suresinde özetlenmiştir. Evet hocam. Aslında Kur'an-ı Kerim 600 sayfalık bir kitaptır ama 7 ayetlik Fatiha onun bir özetidir. Evet hocam. Fatiha suresi de Besmele'de özetlenmiştir. Besmele'de. Besmele'de Besmele'nin ba'sında özetlenmiştir. Ba harfi de? Bismillah, bi harfinde. Evet. Besmele'nin b'si yani. Evet. Bunun anlamı şudur. Yani Kur'an-ı Kerim'de temelde iki konu anlatılır. Birisi uluhiyet, birisi ubudiyet. Ne demek? Birisi Allah anlatılır. Kur'an'ın ana konusu, bir ana konusu Allah'tır. Allah'ın sıfatları, tanrılığı, gerçek tanrının özellikleri, sahte tanrılar, bu niye sahtedir o tanrılar, Allah niye gerçek Allah'tır, Allah'ın sıfatları vesairesi anlatılır. İkincisi de insan anlatılır, ubudiyet, kulluk anlatılır. Yani bu Kur'an'ın iki ana konusudur. Yani Allah'ı ve insanı anlatır temelde. İşte bunun dışında kıssalar vardır bir kısımla ilgilidir. Emirler vardır öbür kısımla ilgilidir. Ilgili hepsi bunun dalları ve budaklarıdır. Bu iki ana konunun dalları ve budaklarıdır. Bu iki ana konu aynı zamanda Fatiha suresinin iki ana konusudur. Uluhiyet ve ubudiyet. Evet, onun için Fatiha'dan bahsedilirken Hazreti Peygamber aleyhisselam bir hadisi kutsi'de Cenab-ı Allah adına bir hadiste der ki Fatiha suresi iki bölümdür. Yarısı benimdir, yarısı kulumundur. Evet. Evet. Fatiha suresinin tam ortasında İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn var. Burada dönüm noktasıdır. Evet. Bir yere kadar Cenab-ı Hakk'ın sıfatları var, hikmetleri var, inamı var, merhameti var. Yaratması var, rızıkları var. Yani o öz olarak evet, ama öyle bir öz ki hani bilgisayarda ziplediğimiz dosyalar evet, var ya açınca evet, böyle koskoca evet, kitap oluyor. Evet, böyle hocam, sıkıştırınca ufacık bir şey evet, oluyor. Fatiha sanki Kur'an'ın ziplenmiş halidir yani. Evet. Evet, böyle hocam, açtığınız zaman Kur'an'ın hepsi dal budak Fatiha'dan gidiyor yani. O zaman kalan yarısı da o zipi açabilene. Evet. Evet, öbür yarısı da insana aittir. İnsana yani ait. Evet. Fakat o hikmeti görebilene evet, daha çok. Besmele de aynı şekilde der. Besmele'de de iki şey vardır. Evet hocam. Allah ve insan vardır. Evet. Besmele'de bir adına halifesi olarak hareket eden insan vardır. Bir de adına hareket edilen Allah vardır. Uluhiyet ve ubudiyet vardır. Ve Besmele'nin ba harfini, hani dedik ya bu harf bir fiile bağlanır dedik ya. Evet hocam. O nokta nokta bir fiile bağlanır. O fiil hangi fiildir? Hangi fiillerdir? Hayatımızın bütün fiilleridir.
Yani bir insanın hayatında fiil olarak ne kadar fiil varsa, ki bir müminin hayatını dikkate aldığımızda bunlar hep helal haram çizgisindeki fiillerdir, meşru fiillerdir. Kur'an-ı Kerim'de yapabileceğimiz söylenen fiillerdir. O besmelenin önündeki fiiller, bütün fiiller vardır. O bütün fiiller Kur'an'da anlatılan fiillerdir. Kur'an'ın tamamı oraya sıkıştırılmıştır tabiri caizse. Onun için besmelenin bağısı Kur'an'ın tamamını özetler. Çünkü besmelenin bağısı hayatın bütün fiillerini içine alır. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'de hayatın kitabıdır. Evet, hocam. Bütün hayatı içine alan bir kitaptır. Dolayısıyla besmelenin bağısı hayatın bütün kitaplarıdır. Hocam, kitabın bütünüdür, özetidir, özüdür. Biraz önceki konuşma içerisinde geçmişti aslında ama izleyicilerimiz eğer yeni açmışlar ise bu son cümlenizden mütevellit şunu diyoruz. B harfi ila anlamında taşıdığı için Allah'ın adı ile, yürürüm Allah'ın adı ile, yatarım Allah'ın adı ile. Ya hayatın tamamına şamil olması bu anlamda değil evet, mi hocam? Evet, yani, hocam, evet. Kanun diyor, namına gibi Allah namına Allah hareket namına. Ediyoruz demektir. Hocam böyle sağlam bir kulpa sarılan, yapışan, buna sarılan, bunun kıymetini bilen bir insan ne bahtiyar bir insan. Evet. Bu imanla yaşayan insan rahat yaşayan insandır. Yani ruhen evet. rahat yaşayan insandır. Ne yaptığının farkında olan insandır. Kendinin farkında olan. Endişesi yok, kaygısı evet. yok. Kendinin farkında, evet yani. Çünkü sonuçta kendisinin yetkiyi başka yerden alan bir varlık olduğunun farkındadır. Oraya dayandığı, güvendiği için de, tevekkül ettiği için de son derece rahattır. Evet, hocam şair diyor ya, besmelede hikmet var, çek Allah'ına yalvar, ne muhteşem bir nimet, ne bitmez bir bereket. Aynen. Cenab-ı Hak besmelenin bereketini hayatımızdan hiç eksik Amin. Etmesin efendim. Ramazanla çoğaltsın, Ramazan'dan sonra da tüketmesin inşallah. Amin. Sadece Ramazan has olmasın. Ne güzel dua oldu. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ne güzel. Son olarak izleyicilerimiz için şöyle kısa bir dua ile bitirecek olursak ne buyurursunuz efendim? Ya Rab, her şeye senin adıyla adınla başlamanı nasip et. Amin. Adın başlanmayacak fiillerden bizi uzak et. Amin. Sana sığınıyoruz, şeytandan bizi muhafaza et. Amin. Biz şeytanla kendi halimizle baş edemeyiz. Bizim baş düşmanımızdır. Ona fırsat verip de bizi cennetten etmesine imkan verme. Amin. Cennetini, cemalini, rızanı nasip et ya Rabbi. Amin hocam. Amin. Yani bütün bir programın ez cümlesi, hülasası oldu bu dua. Ya Allah razı olsun efendim. Amin. Evet efendim, muhterem efendim, kıymetli hocam, değerli büyüğümüz, Kayseri Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Lütfullah Cebeci hocamla birlikte besmelenin bereketini, besmelenin hikmetini, Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu o en büyük anahtarı, bütün hazinelerin kapılarını açacak anahtarı konuştuk. Bugün programımızı böylece bitiriyoruz. Yeniden buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Durmaz yanar vücudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Sensin benim maksudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Sensin benim maksudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Hala seyle narından Allah, ayırma didarından Allah. Cennette cemalinden Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Cennette cemalinden Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Kandiller yana yana Allah, dervişler döne döne Allah. Şükür erdik bugüne Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Şükür erdik bugüne Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Gül bülbülün ormanı Allah, ver derdime dermanı Allah.
Son nefeste imandan Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Son nefeste imandan Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Seyrimde bir şehre vardım, seyrimde bir şehre vardım. Gördüm sarayı güldür gül, gördüm sarayı güldür gül. Sultanımın tacı tahtı, sultanımın tacı tahtı. Gülden terazi tutarlar, gülden terazi tutarlar. Gülü gül ile tartarlar, gülü gül ile tartarlar. Çarşı pazarı güldür gül, çarşı pazarı güldür gül. Gülden de yirmeni döner, gülden de yirmeni döner. Anı ile gül övünür, anı ile gül övünür. Akar suyu döner çarkı, akar suyu döner çarkı. Bendi pınarı güldür gül, bendi pınarı güldür gül. Ak gül ile kırmızı gül, ak gül ile kırmızı gül. Çift yetişmiş bir bahçede, çift yetişmiş bir bahçede. Bakışırlar hara karşı, bakışırlar hara karşı. Harı eskarı güldür gül, harı